Ben kader filan tanımıyorum. Benim bildiğim insan kaderini kendi çizer. Çalıştığım iş, baktım tatmin etmiyor, bastım istifayı. Eyvallah bana. Allah insanlara kafa vermiş. Öyle değil mi efendim? Her zaman söylerim. Parasız namus pek pek iki göbek dayanır. Yerden göğe kadar haklısınız Kenan Beyoğlu. Meteliksiz namusu ne yapayım, züğürt tesellisi. Efendim, malum ihtiyarlık. Müsaadenizi rica edeceğim. Uyku vaktini kaçırırsam bir daha sabaha kadar uyuyamam da. Allah rahatlık versin bey baba. Allah bol uykular ihsan eylesin. Allah'ım, bu adamlar mı koca olacak benim kızlarım? Efendim, Ali Rıza Bey ile Altın Yaprak şirketinde birlikte çalıştık. Fikirlerimiz uyuşmaz. Zaman ve ahkamın çok değiştiğini bir türlü anlamak istemezler. Halbuki... Aman Kenan Bey, ne bakıyorsunuz Ali Rıza Bey'e? Onunla evlenecek değilsiniz ya. Efendim, eskilere nazaran ne kadar şanslı insanlarım. Kadını kafes arkasına saklayan zihniyeti düşünün. Bir de bugünkü modern hayat. Kadın erkek müsavi şartlar altında tanışıp kaynaşmalı. Böylece evlilikler çok daha sağlam olur. Değil mi efendim? Çok doğru hanımefendi. Ben de tıpkı sizin gibi düşünüyorum. Seni tasavvur edemeyeceğin kadar büyük bir aşkla seviyorum. Yegane emelim seninle evlenip mesut bir yuva kurabilmek. Ah Kenan, bilsem bu yuvaya ne kadar hasretim. Sen, ben, çocuklarım, tıpkı rüyalarımdaki gibi. Rüyalarının hepsi hakikat olacak. Yalnız elimde büyük bir taahhüt işi var. Onu halleder etmez. Tabii, halledeceksin Kenan. Zekisin, cesursun, bütün meziyetleri kendinde toplamışsın. Sen de bütün güzellikleri.